Galatasaray çok ciddi bir puan ortalaması topladı ki e, öyle bir seviyede ki sarı-kırmızılı takımın bu anlamdaki başarısı herhalde e, hepimiz ortak kanaatimiz Fenerbahçe'nin de çok iyi bir sezon geçirdiği evet, iyi bir sezon net bir şekilde e, ortada ama buna rağmen e, Galatasaray çıtayı daha farklı bir noktaya koyuyor. Bu başarıda en büyük pay sahibi olarak kimi görüyorsunuz? Dursun Özbek ve Okan Buruk. Net. Sebepleriyle dinlemek isterim. Ee, futbol operasyonundaki e, başarının sırrı Galatasaray bir spor kulübü biliyorsunuz. İşte finansal açıdan, işte tesisler açısından e, ada, ha, orada da olumlu şeyler oluyor. Galatasaray Genel Kurulu şu sıralarda devam eden bir divan kurulu toplantısı var galiba. Değil evet. Mi? E, gidişattan genel olarak koşlum tamani futboldaki başarının e, temel ee, sebebi teknik direktörün Okan Buruk olarak seçilmesi. Şimdi Okan Buruk başarıdaki en büyük pay sahibi bence takımın hocası. Ama Okan Buruk'u da e, o günün koşullarında, o şartlarda e, o takımın başına getirmek e, cesaret işiydi. E, Dursun Özbek de o cesareti gösterdi. Yani bir arkasında durdu ve daha sezonun başlarından itibaren Okan Buruk istifa hashtag'leri falan açılan ortamlarda ben Dursun Özbek'in Dursun Özbek yönetiminin Okan Buruk'a verdiği destekle çok büyük iş yaptığını düşünüyorum. Galatasaray çok uzun süredir 2000'lerde 2000'lerin tamamına yakın süreçte gerçekten çok başkan değiştirdi. Şimdi hani zaten teknik adam değişiyor kulüplerimizde. O bizim alışkın olduğumuz bir şey. İşte Galatasaray'da ilk olarak 4 sene üst üste şampiyon olan, UEFA Kupasını alan başkan gitti mesela. E sonrasında bayağı bir enteresan yönetimler, enteresan oluşumlar, enteresan dinamiklerle seçilen başkanlıklar, listeler Galatasaray'da çok da uzun vadeli olmayan performanslar sergiledi ki bunlardan biri de ilk Dursun Özbek dönemidir. Evet. E, fakat o günkü Dursun Özbek dönemiyle bugünkü Dursun Özbek döneminde daha önce de yapmıştım bu benzetmeyi tekrarlamak istiyorum. Geçen seneki Saşa Boya ile bu seneki Saşa Boya'ya kadar fark var. E, açık konuşacağım. E, bence Erden Timur gibi bir figürü figür de dahil olmak üzere operasyondaki e, doğru yöneten, doğru konumlayan ve doğru şekilde de Kamuoyuna ve yakın çevresine cümleleştiren bir Dursun Özbek performansı izliyoruz. Hatalar yapmıyor mu? Yapıyor. Ama e, Dursun Başkan an itibariyle artık camiasını daha iyi tanıyor. Daha yakından tanıyor. Fakat çok enteresan bir hata yapmış bence. Bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Sıcağı sıcağına devam eden divan kurulu toplantısında e, kulübün önemli kanaat önderlerinden Hayri abisi, Hayri Kozak, ...disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor kürsüden. Mesela ben bunu bilmiyordum. E, hatta başkana da sistem ediyor. Başkan e, tüzük, tüzüğümüzü bile bilmiyor diyor. Disiplin kurulu benim sevkimi diyor, kabul etmiyor diyor. Yani mesela bu hat, bu bir hata. E, şimdi neden hata? Ya Hayri Kozak da hata işleyebilir, yapabilir. Herkes hata, yapıyor. Herkes hata yapabilir. Ama sen de çok iyi bilirsin ki... ...yani Hayri Kozak'ın disiplin kuruluna sevk edilmesi noktası. Hani durduk yerde... Çok eleştirmiş abi. Efendim? Daha sayı bu kadar başarılı, Avrupa'da bu kadar nam salmış, müthiş bir seri yakalamış. Sayın Başkan çıkmış, projeleri anlatmış. Florya, Kemerburgaz, Ali Samiyen artı depremle ilgili çok faydalı işlere imza attıklarını, büyük bir yardım kampanyasını yürüttüklerini, 250 tane kuruluk evet. yaptıklarını, Hayri Bey de benim Hatta... gördüğüm kadarıyla... İşte hatta hatta Eşref Amamcıoğlu da var, tebrik bu kadar etmiş. Borç var. E, Dursun Özbek yönetimini Eşref Amamcıoğlu da yürekten tebrik ediyorum depremdeki müthiş organizasyonlar için diyerek evet. onurlandırmış. E Devam et ben merak yani ettim. Yani bir, bir program sırasında tam dinleyemedim. O eleştirmiş yani işte yabancılara bu kadar para veriliyor. Yerli oyunculara bu kadar para veriliyor. İşte bir nokta bilmem kaç milyar TL. E, disiplin kuruluna e, sevk edilme gerekçesi mi ya bu? Bilmiyorum gerekçesi bu bilmiyorum da yani sonuçta. Başarılı bir kulüp var, başarılı bir yönetim var şu anda. Siz de destek olun kardeşim. Yani bu kadar da değil yani. Tabi tabii, tabii haklısın. Yani. Bence de haklısın. Yani. Hani e şu anda iyi giden e, bir süreç var. Yani Gidişatı iyi Beşiktaş'ta. Evet. E, taraftar mutlu, camia mutlu. Elbette ki sen de haklısın ama hani bu tip şeylerin karşılığı da hani, disiplin kurumuna sevk olmamalı diye düşünüyorum ben. Hele hele bahsettiğimiz kişi hani Galatasaray'da çok önemli bir kanaat önderiyse. Hani durduk yerde. Hani mesela Sinan Vardar'ın ihraçla Beşiktaş Kulübü'nde verilmesi ben çok şaşırmıştım ya. Bu evet. kadar emeği geçmiş bir insanın. Ee, yani bir kere şunları sorgulayabilirsiniz. Bir insanla aynı şekilde düşünmek zorunda değilsiniz. Bir insanla hayata, ekonomiye, siyasete, sanata her şeye farklı yerden bakabilirsiniz. Galatasaray'a da farklı yerden bakabilirsiniz. Galatasaray Kulübü içerisinde, evet. Beşiktaş Kulübü içerisinde. Yani ama şunu kimse kimse inkar edemez ki gerek Dursun Özbek, gerek işte Hayri Kozak, gerek Sinan Vardar, gerek işte Ahmet Nurçevi. Herkes kulüplerinin iyiliğini düşünen insanlar. Farklı görüşler olabilir. Durduk yerden yani bu tip şeyler çünkü Galatasaray kulübünde çok ciddiye alır, alınır. Ee, örneğin Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray liseli bazı öğrencilerin disipline sevk edilmesi hikayesi vardı hani üyelik evet. başvuruları falan mevzusunda. Galatasaray kulübünde önemlidir böyle şeyler. Yani bir anda böyle küçük bir kar tanesi kar topuna, kar topu çığa dönüşebilir. Galatasaray'da e, genel kurul profili buna çok müsaittir. Ben hani bunu gereksiz bulduğumu söyledim. Yoksa Dursun Özbek bence müthiş bir performans çıkartıyor başkan olarak. Okan Buruk da öyle. E, Dursun Özbek Okan Buruk seçiminden dolayı bence ve başarıda büyük pay sahibi. Okan Buruksa bütün bu futboldaki başarının mimarı. Şöyle demiş. Tek kişi Galatasaray için olumsuz konuşmuyor. 16 yabancı oyuncu alınmış. Harcamamız 87 milyon euro. Bana itiraz etmeyin. 1.7 milyar TL karşılığı. Türk 8 Türk futbolcunun maliyeti 24 milyon euro. Toplam 111 milyon euro. Aksini söyleyen bana gelsin. Of yalnız maliyetler. Demiş. Takım başarılıyken de taraftarın genel bakışı. Taraftar yoksa bakmaz oluyor, o. Taraftar muhasebeci bakmaz. misin der geçer. Evet. Ama genel kuruldaki insanlar şöyle bir kulak kabartırlar. Onlar da bakma sen takım iyi giderken onlar da pek bir ses çıkarmaz. Ama bir dakika ya şimdi ben demin nasıl tepki verdim? Bu ben ilk defa duydum bu rakamları. Sen daha önce duydun mu? Yok, toplu olarak. Yani bu olarak, rakamlı, evet Büyük rakamlar Bu rakama bayağı da... şey ciddi rakamlar yani. Hani bankalar birliğiyle ee, borç yapılandırma sürecindeki bir kulüp için. E Bunu da bir genel kurul üyesi kulübün iyiliği için olduğunu düşündüğünden söylemiş. Onunla diyalog kurularak durum böyle değilse anlatılabilir yani bence. Galatasaray'ı bekleyen bir Konya spor mücadelesi var. Bir sonraki saatte de sarı kırmızılı <laughs> takımdan konuşuruz ama küçük bir girizgah yapalım istiyorum bu karşılaşmaya. Cuma akşamı saat 20'de iki takım karşı karşıya gelecek. Ile Konya Konyaspor'un hala golü yok. Hükmen kazandıkları maç dışında e, hoca değişikliğini beraberinde getirebilecek bir mücadele olabilir mi ev sahibi takım için? Galatasaray'ın bu sürece bir katkısı söz konusu olabilir mi serisini devam ettirerek? Yani Galatasaray serisini devam ettirme ihtimali yüksek bir maç. Yani Konya'nın performansına bakıldığında bahsettiğin gibi yani 3 puan aldıkları e, işte haftayı bay geçtikleri bir zaman dilimi ve gol atamayan bir takımdan bahsediyoruz. E, yani sonuç itibariyle herhalde şu an şu an itibariyle eee Galatasaray bu maçın tartışmasız e, favorisi ve haftanın açılış maçını oynayacak. 3 e, puan alırsa zaten 12 puana mı çıkacak kağıt evet. üzerindeki şey. Evet. Evet. Yani Fenerbahçe bakacak şöyle İki bir puan maç durumuna. Ama Fenerbahçe. E, puan durumuna diyecek ki 12 puanlık bir fark var kardeşim. Yani bir psikolojik bir orada bir rakam var. Yani Galatasaray'da böyle bir avantajı elde etmek isteyecektir. Ya yani ben açıkçası bir, bir, sürpriz beklemiyorum bu maçta. Yani Galatasaray'ın serisini devam ettireceğini düşünüyorum. Serkan Korkmaz sürprize açık bir maç mı? Ya şimdi şöyle bir durum var. Konya... bir dakikamız var bu arada. Konya Spor'da yani Yeni teknik direktörüyle bırak galibiyeti gol bile atamadı. E yani onlar da e, kendi taraftarları önünde bu kötü gidişe dur demek için bir canını dişine takarak oynayacaktır. Kolay maç olmayacak ama bence motivasyon de Galsay, mudur? Galsay bundan Galatasaray bundan sonra Galatasaray'ı yenip seriye son verme düşüncesi diğer takımlar için sence? Motivasyondur tabii. Benim için de evet tabii bence de motivasyon. Hadi olmuş. beyler tarihe geçelim. Mesela Hikmet Karaman gibi teknik adamlar bu şeyleri tabii. sever. Evet. Sever, kaçırmazlar o tip fırsatları. Bir küçük aramız var. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.